Altın Adam YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla ve yepyeni bir konuyla tekrardan beraber olacağız. Bu videomuzda yine eşkıya belgelerinden bahsedeceğiz. Eşkıya belgelerinde geçen en çok bilinen ve en çok aranan yerlerden biri olan Halkalı Kaya'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Eşkıya belgelerindeki kayıtlarındaki bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Umarım beğenirsiniz. Dilerseniz arkadaşlar buyurun konumuza ve videomuza başlayalım. Kaya üzerine binip bir bakacak olursak zirvede 6 arşın aşağıdaki dip kısmından 18 arşın yukarıda bir demir halka göreceğiz. Ve bu halkanın içinden 6 aylık kara sığır buzağısı geçerdir. Bu halkalı kayaya sırtımızı dayayacağız. Bir istikamet yola ineriz. Yol kaldırım döşelidir. Bu yolu da kesen bir yol vardır. Yolu sağdan ayrılır. Önümüze dere gelir. Derenin ismi Harami Dere'dir. Bir diğer ismi de Eşkıya Deresi'dir. Bu dere kasabanın altındadır. Dereden geçerek karşıya ve halka hizasından büyük bir kara su gelir. Bir harabelik yerine geleceğiz. Burası Küplü kasabasıdır. Bu Harami Dere'de pek çok nişanlarımız vardır. Elimizle yaptık. Yakındaki kayalara çıkar isek bir kalıptan koltuk taşı buluruz. Koltuğun üzerine oturduğumuz zaman bir anda kesik kayadaki halkayı aynı istikametten görürüz. Bunun altı Küplü kasabası Ayanasos Manastırı'dır. Buradan dahi bir halka görülür. Halka bir sağa, bir sola yatacak şekildedir. Bir gözlük şeklindedir. Esaslı bir vaziyettedir. Halka plan ile yapılmıştır. Halkanın içinde emaneti vardır. Bu halka başka yerden görünmez. Oturak taşı ve koltukta Halkalı Kaya'nın bir sağında, bir solunda bir boğaz vardır. Buranın karşısındaki taşın üzerinde bir koltuk. Bu koltuk taşından karşıki kayaya bakarsak gözlük biçiminde Halkalı Kaya'yı görürüz. Halkalı Kaya'nın üzerinde 3 adet lahit vardır. Ortasındaki lahitten ikinci kapalı halkayı sökersek Halkalı Kaya'nın ana mahzenine girilir. Halkalı Kaya'nın gözlük biçiminde görünen halkanın tam yere doğru hizadan yere de yakın bir yerde orasan bir kapı vardır. İçeride çok miktarda takyanos altın, eskiye ait heykeller ve çok miktarda külçe altın vardır. Biz bunları hazır bulduk ve kapattık. Halkalı Kaya'ya sırtımızı verip Sarp Kayalar'dan Döşeme Taşlı Bağdat yoluna ineriz. Bu yolu bir arkalayıp oradaki dereden karşıya geçeriz. Halkalı Kaya karşısındaki bir yokuşa tırmanırsak bir iki harabelik bir yere geliriz. Harabeliğin önünde çayırda 3 adet taş yığını vardır. Bu taşların ortasındakini açarsak bir değirmen taşının altında bir kazan altın olduğunu görürüz. Bu havalede sahte birçok nişanlarımız vardır. Daha yukarıdaki kayalara çıkarsak kalemden çıkma bir oturak taşı görürüz. Üzerine oturduğumuz zaman alnı kesik kayadaki kaya aynı hizaya gelir. Halkalı kaya 24 metre yüksekliktedir. Yerden 18 metre, yukarıdan 6 metrede bulunan halka iki yataklıdır.
her iki tarafa yatar. Halkanın içinde 90 okka altın vardır. Halkalı kaya, eşkıyaların en son kapadıkları yerlerden birisidir. Halkalı kayanın isminin geçtiği diğer bölgeler ise Kazandere haricinde 6 yerde daha arkacık değirmeni vardır. Aynı işaretleri taşır hepsi ama sahtedir. Sadece Kazandere'deki değirmen gerçek arkacık değirmenidir. Ertesi günün şafağında yeniden yola koyulduk. Merkezi hükümet tarafından 300 kişilik bir birliğin peşimize düştüğünü öğrendim. Değirmenin üst tarafına dönerek patika bir yoldan ilerledik. Poyraz istikametinden Kara Orman mevkine gelip buradaki boğazda pusu kurduk. Gelen 300 kişilik birliğin tamamını öldürdük. Biz de 5 kişi kayıp verdik. Buradaki büyük bir kayayı kırdırıp tek bir İssavroz işareti yaptık. Bu taşın adı Alnı Kesik Kaya'dır. Bu kayanın sağ tarafında 3-4 kişi sığacağı bir korunaklı yer vardır. Bu kovuğun altını oyarak buraya bir mahzen yaptık. 6 heybe dolusu altın parayı buraya gömdük. 17 kişi çalışarak burayı kapattık. Kavuğun içine girer ve sol tarafa bakarsak bir kaplumbağa işareti görürüz. Aynı muhitte Bursa'da Balıklı Kilisesi tavanından sökülüp buraya getirilmiş altın halkayı çaktırdım. Üzeri katran kaplıdır. Halka zirveden 6 metre aşağıdadır. Bu kayanın adı Halkalı Kaya'dır. İlerisi Arnavut Kaldırım Döşeli Bağdat yoludur. Bu yolu arkamıza alırsak ve ona paralel akan ince bir dereden karşıya geçip bir meyilli yokuşa tırmanırsak yolun sağında eski bir harabeliğe geliriz. Bu harabelik Bizanslardan kalma bir yerleşimdir. Burada pek çok nişan vardır. Bu nişanların bazılarında tek paralar vardır. İşaretler adamlarımın kendi işaretleridir. Bu harabeliğin karşısındaki kayalıkta bir oturak taşı vardır. Oraya oturup Halkalı Kaya'daki halkayı görürsünüz. Gözlük gibidir. Sağa ve sola yatar, yattığı yere iz yapmış gibidir. Bu harabelikten Halkalı Kaya'ya geri gelirsek, Halkalı Kaya'nın sağından dar bir boğaz geldiğini görürsünüz. Bu boğazda bir çeşme vardır. Bu çeşmenin aslı Bizans yapısıdır. Suyu ayakta içilir. Taş olukludur. Bu çeşmeye sırtımı verip ve karşı sırta çıkarsam bir mağara görürsünüz. Kuş kayasından darı alanına çıkar, darı alanından 3 posta yolu birleşir. Boyalı çeşme meşhur yaylanın suyudur. 3 taşlar mevkisi burasıdır. Burada 24 kulaç yükseklikte bir kaya vardır. Bu kayanın dibinde bir başı delik su teknesi vardır. Burada baktığın zaman Kartal Kuş Kayası görülür. Berber Mağarası Kartal Kuş Kayası'nın altındadır. Evet değerli arkadaşlar, bir videomuzun da bir konumuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda eşkıya belgelerinde, eşkıya kayıtlarında adı geçen, en çok aranan ve bilinen Halkalı Kaya'dan, Halkalı Kaya'nın bilgilerinden bahsettik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur, umarım beğenmişsinizdir. Değerli arkadaşlar, her videonun açıklama kısmına yazdığım gibi bu videonun açıklama kısmına sosyal medya hesaplarımın linklerini bırakıyorum arkadaşlar.
Bu linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarından da takip edebilir ve aynı zamanda şahsıma da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu gerçekten videonun yayılması ve daha çok izleyici kitlesine ulaşması için bu çok önemlidir. Kanalıma da henüz abone değilseniz, abone olursanız çok ama çok sevinirim. Evet arkadaşlar, bir başka videoda tekrardan beraber olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.